Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine ETS2'deyiz abisi. ETS2'de yeni çekicimle yollara düştüm. Yolun az bir kısmını gittim. Kalanını da size tamamlayalım. Şimdi çekiciyi de tanıtalım. Hangi çekiciyi aldık? Abi hemen şöyle galeriden gösterelim. Çekici galeri. Mod bayisine erişin. DAF. Şunu aldım abi. DAF XF Euro 6 Super Space. Şu çekiciyle oynuyorum. Dış görünüşü çok güzel. Şu an karanlık olduğu için çok bir gösteremeyeceğim. Yalnız mesela şu anda mesela 2 basalım hemen kamera. Şu an çok bir şey, aynen şu ışıkları zaten bomba. Abi şu yazılara falan bak. Adamlar çok güzel yapmışlar gerçekten. Şimdi bak bir çalıştırayım. Bir çalıştıralım, şöyle bir tık kısacağım. Eyvallah, sağ olasın. Çek el frenini. Evet. Camı açtık. Şimdi bak motoru çalıştırıyorum. İyi dinle. Motor bir farklı sesle çalışıyor. Haydi bismillah çıkalım yola. 530 beygirlik bir araç. Canavar gibi bir araç yani. Altı vites bu arada. Ya ben bunu değiştireceğim tabii. Alırken değiştirmedim altı vitesi. Ama değiştireceğim. Yine 12 vitesli bir şanzıman takacağım. Çünkü altı vites çekiciler için çok uygun değil açıkçası. Şey değil otomobili. Bu arada ışık yok şu anda. Gördüğünüz gibi ışık sıkıntısı yaşıyorum. Eğer ışık olduğu anda size göstereceğim. İçeride işte şu küçük ekranlarda, aynada, işte camda, karşıki camda Müslüm posterleri, Müslüm Baba posterleri, diğer küçük küçük posterler var böyle. Araç güzel. Araç 10 numara arkadaşlar. Şöyle bir kısalım. Sesimiz de iyi duyulsun. Araç bence 10 numara. Ben çok beğendim. Güzel bir mod. Modu da indirebilirsiniz arkadaşlar. Modlu bir çekici bu. Güzel. 80'e de sabitledik hızımızı. Teslimatımızı da yapalım abisi. Güzelce. Ben zaten DAF çekicileri severim. Biliyorsunuz benim bir DAF'ım vardı eskiden. Şu bizim Hacize giden DAF. Şimdilik sıkıntı yok ama. Bunu da aldık bakalım. Elimizde başka yine farklı farklı çekiciler var tabii ki. Şimdilik bunu da biz bunu kullanıyoruz. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, ne getiriyoruz onu da söyleyeyim. 25 ton kum taşıyoruz. Parma'ya gidiyoruz. TE Lojistik firmasının ürünüymüş. Parma'ya gidiyorum. Navigasyon takmayı unuttum arkadaşlar. Navigasyon takmayı unuttum. Almadım yani. Şu ekranı görünce dedim ki bu ekran ben navigasyonu açınca navigasyona geçer. Şu yandaki Apple CarPlay, Pioneer'deki CarPlay'i görünce bir öyle bir içimde bir şey oldu ama yok. Geçmiyormuş. Olsun dedik yine de. Sıkıntı yok işte, bakın. Şöyle ışıktan görüyorsunuz içinde. Abi, tasarım güzel ya, bak 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 bak. Şu sol altta şurada hemen şey var. Müslüm Baba'nın resmi var. Karşıda da Müslüm Baba'nın resmi var. Dikiz aynasını orada güzel yapmışlar. Da oradaki dikiz aynası keşke mesela arkayı gösterebilme özelliğine sahip olsa. Diyeceğim de oradaki aynanın hiçbir çok da bir önemi yok çünkü zaten çekicinin arkası gözükmüyor. Kola hızlanıyor. Bu arada hızlanmasında hiçbir sıkıntı yok çekicimizin. Gayet güzel hızlanıyor. Gayet de iyi gidiyor. Ay 440 kilometresi kaldı ya yolun. Hemen bir hızı keselim. Güzel abisi. Evet arkadaşlar, videoları beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çok ihtiyacımız var bunlara.
Evet, tel pastı. Şimdi tel pasta doğru gittiğimiz için ve bir tık bir şöyle, hatta retarderi devreye sokayım da aracı yavaşlattıralım. Retarderi açabiliriz, İkinci viteste bence güzel bir geçiş yaparız şuradan. Şurada otobüs de var. Yani 6 vitesli şanzımanı daha çok tercih ederdim ama 6 vitesli şanzımanı da bakmadım arkadaşlar. Böyle direkt aldım. Orijinal olsun diye hiçbir şeyini oynamadan, bozmadan aldım. Şimdi eyvallah, size bir de dışını da göstereyim. Bir şey olmaz. Beklesin. Şöyle şu şekilde. Güzel ya, yakışıklı, çok yakışıklı. Yani sesler, ondan sonra tasarımı falan ben gayet beğendim. Gayet iyi, gayet güzel. Çekicinin zaten oyunun keyfi başka. Allah Allah. Sen önümüze geçiyorsun da kardeş. Hızlı yapabilecek misin? Şu an yaklaşık 3000 devirdeyiz. 66'larla gidiyoruz. Hemen 4. vitese atıyorum. Araç güçlü. 530 beygir bir canavar yani altımızdaki. Ne olursa olsun bana mısın demez. 25 tonu böyle hani şey gibi, kuş gibi çekiyor yani. 25 tonu sizin kolay kolay kuş gibi çekebileceğiniz bir yük değil bu arada, onu da söyleyeyim. Ama araç 25 tonun kuş gibi çekiyor yani. Bana mısın demiyor. Biraz şey, bankaya faizli borçlarımız falan arttı. Çünkü yeni çekiciler aldık. Olsun ama bu çekicileri aldığımızda zarar etmeyeceğiz. Kar edeceğiz. Şoförlere de aynı çekicilerden verdik. İyi çekicilerden verdim. Birisinde bakın göstereyim hatta. Çekici yöneticisi diyelim. Abi birisinde benim Volvo FH var. Bu da bayağı iyi bir çekici bu arada. Birisinde Scania 3 serisi var. Ya bunu zaten biliyorsunuz. Bu benim tasarımım. Çok güzel bir çekici. Doğru sesi yokmuş. Biraz da şu anda park halinde sanırsam. Bakalım şu P neymiş. Niye çalıştırmıyorsunuz da? 500 beygir bu da. Bende de 530 beygir bir DAF var yani. Hepsi 500 beygir canavar gibi çekiciler. Amaç ne? Amaç ne? Gerçekten iyi çekicileri alıp şoförlere vermek benim amacım. Şirketi geliştirmek. Garajı biraz daha büyütmem lazım. Böylelikle hani çekicilerimiz de artar. Al işte. Ya ben sinyalimi görüyorum ha. Bu karanlıkta nasıl görebilirim seni ya? Tamam. En iyi çekicileri almaya çalışacağız. Biraz para kazanmam lazım tabii ki. Şu an az bir para var yani. Şu an 9.557 lira gibi bir ücret var elimizde. Zaten ne alacağız? 11.000 euro daha alacağız. 9.500 euro var orada. 11.000. Yaklaşık 20.000 euro falan. Ama bize yetmez 20.000 euro. Bizim borçlarımızı falan kapatmaz yani. Borçları biraz sıkıntıdayız. Aynen. Onun için bol bol teslimat yapmak lazım. Bol bol çalıştırmak lazım çekicileri. Ya tabi isterseniz o Scania'yı kullanabilirim. Volvo, Scania ve DAF var elimizde. Iveco da alırız bir tane. Şöyle iyi bir çekici bulursam alırım gerçekten. Hani tasarımını falan beğendim. Bu arada bu DAF'ı beğendim ben. XG'ye, DAF XG'yi de alınabilir bu arada. Mercedes çekici bayisini keşfedebilirsem Mercedes Aksor'du galiba. Aksor muydu, yok. Actros alacağım. Şu camsız aynasız olanlardan almak istiyorum. Kamerayla baktığımız. Çünkü daha iyi olacağını düşünüyorum aynasız olanların.
Bir onu bir sürmek istiyorum yani. Bir denemek istiyorum açıkçası. Sabaha karşı 7.30 gibi falan orada oluruz. Bence 7 gibi orada oluruz da en geç. Tek sıkıntı işte hız sabitleyiciyi açmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü hız azaldığında, arttığında ceza geliyor abi. Direkt cezayı kesiyorlar. Zaten burada hani kaza maza ihtimali de artıyor. Gerek yok. Hemen şuradan gidelim biz Telpas'a. Burası artık çıkma noktamız mı, giriş noktamız mı diğer ülke? Çünkü Parma'ya, İtalya'ya gideceğiz ya. Ondan dolayı bir merak ettim. 44 lirayı da aldı benden. Olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bakalım nerelerdeyiz, nereden nereye gidiyoruz şu anda. Evet. Aa, bu arada giriyoruz. Evet. İtalya'ya doğru giriyoruz. Klagenfurt'u geçmişiz. Graz'dan aldık zaten. Şöyle Parma'ya doğru çok da bir şey kalmamış açıkçası. ...300 kilometre gibi bir yolumuz var. Bakalım nereye kadar gideceğiz, nereye kadar götürebileceğiz aracı, nereye kadar götüreceğiz çekiciyi bir görelim. Nasıl yapacağız? Ben biraz bir şöyle bir kökleyeyim. En azından bir 90'a falan vuralım da. 90'a gidebildiğim kadar gideyim yani. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uçuyor. Uçuyoruz şu anda. Gerçekten şu anda uçuyoruz. 100 kilometreye çıktık. Atar mıyız? Hadi bakalım. Gidelim abi, yapacak bir şey yok ya, biz her türlü. Geç sola. Biraz hızlandıralım ya. Şimdi ceza meza kesene kadar 400-500 euro. Neyse, buradan yardıralım bence, hiç sıkıntı yok. Çünkü araba zaten çekici zaten 530 beygir ya. Bu 80'le gitmek bu çekiciye yazık günah. Vallahi billahi yazık günah ya. 80'le bu çekici gider mi be kardeşim? Ha? 80'le gitmek nedir yani? 120 mesela, 90 100 olsun. ATS'de Amerikan Track'te zaten hani 105, 120, 115, 120 civarında hızlar veriyor size. ETS2 yavaş. İşte bu hızla gittiğimiz için direksiyonu sabit tutmak çok önemli. Yerde bir kontrol var. Hemen hızı keselim. Kontrol noktasına geldik. Sıkıntı yaşamayalım. Hani kaza maza bir şeye sebebiyet vermeyelim kontrol noktasında. Vallahi bayağı da güzel oldu bakalım. 6. vitese atmadım. Daha 5. viteste devir alması gerekiyordu arabanın. 6'ya hiç çekmedim. Yani bu araç uçar. Onu söyleyeyim 6'da. Neymiş? Euro Acrest diye bir şey var yanımızda. Tabii ki sağa doğru bir hemen sinyalimizi verelim. Abi çıkacağız da ya yine mi?
En nefret ettiğim şey ya. Şurada bir yavaşlayayım. Şöyle ikinci vitesi alayım. Benim mesela niye öyle kapatıyorsunuz? Gerçi emniyet şeridi boşmuş ama. Arkadaşlar ben de biliyorsunuz Logitech G920 var. Vitesim de aynı şekilde Logitech vitesi. Vitesli kullanıyoruz. Şöyle biraz yavaşlayalım da şu virajlarda sıkıntı yaşamıyorum. Ben seviyorum direksiyonumu. Hissiyatı falan güzel. Şu piyasa şartlarında fiyatı da iyi. Çok wow bir fiyatı yok. Yani şey, ucuzluğu yok ama. Her yerde de kaza var be birader. Saat 6 dakika 204 kilometre. Araç güzel. Ben onu sevdim. Araçta hiç sıkıntı yok. Süspansiyonları da gösteririz birazdan. Park etmeden önce şu tespihi de şöyle vitese takalım. Bak daha kaç bin devirde. Yani daha devirin çıkabileceği yer var. Dördüncü vites. Az bir mesafe kaldı zaten. 187 kilometre. Parma'ya, İtalya'ya doğru. Herkes yani tabii kimisi çıkıp diyebilir. Ya kardeşim adamlar sana hız sınırı koymuş. Boşuna mı koymuş? Adam gibi sür şunu diyebilir yani de ben iyiyim böyle ya. Gerek yok. Şu hızda yakalanmadıkça bir kaza bir şey yapmadıkça bence 10 numara 5 yıldız gidiyoruz şu anda. Hadi bakalım. Uyuklamaya başladı şimdi. Daha da yolumuz var yani. Bu uyuklama mevzusu da bitmiyor ya şu adamın. Uykusu geliyor sürekli. O yüzden çok da yavaşlamak hani hız kesmek istemiyorum. Araba hızlı hızlı gitsin çekici. Uyumadan teslimatımı ben yapayım güzelce. Az bir şey kaldı zaten. 156 kilometre, 154 kilometre kaldı. 3-5 dakikada gerçek saatle oraya gideriz bence. Abi şimdi sağ geçeceğiz ya bir tık yavaşlayalım ya. Ne olur ne olmaz. Bu arada hızı da 60'a çekmiş. Yavaşlamak lazım yoksa sıkıntı yani. Sıkıntı şu. Yavaşlamamızın sebebi yani ani dönüş olur, bir şey olur. Bak zaten burada telpasa gireceğiz. Yine kartı telpas. Retarderı niye açmıyorsun ya? Aç şu retarderı, aç şu retarderı. Bir de şoför de sıkıntı. Kapatalım ya. Uzunların açık olmasına gerek yok şu anda. Hadi bana geçiş ücretini de ödedim. Devam ettir beni. Bir anlamadığım nokta da şu arkadaşlar. Ya her yerde şu telpaslar olur ya. Tam hani hızınızı alıyorsunuz. Tamam diyorsunuz ya ben bu şekilde götürür teslimatı yapar gelirim. Hızı almışım zaten. Şu arada aracın içini de göstereyim. Aracın içi koltuklar falan güzel olmuş şimdi. Ona yalan yok yani. Adamlar emek harcamış. Koltukları falan güzelce yapmışlar. Evet, edelim soldan devam. Valla ben de istiyorum dinlenmek için park yeri bulmak ama şu an için dinlenmek için park yeri yok.
Bir karte daha. Hemen şuradan retarder açalım. Retarder sesi de iyi bu arada. Şöyle retarderımız 3 kademeli bir retarder var. Araçta. Ha bir de bu parola yolun sonunda bir daha. Kardeşim bitmedi bitmedi şu ödediklerimiz ya. Adam her an uyuklayabilir bu arada, sıkıntılı nokta o. Yani ben direkt teslim, bir saat dayanacak yani bana. Ben 1 saat 36 dakikada teslimatımı yapacağım. Öyle bekleyemem açıkçası, onun uyumamasını falan bekleyemem. Uyumasını falan öyle bekleyecek durumda değiliz şu anda. Biz sürüşümüzü yapacağız, teslimatımızı yapacağız, o da dayanacak. Şurada kalmış 1 saat 29 dakika. 1 saatte uykusuz dursun. Allah anlamıyorum ya, bu çekici şoförlere çok şey veriyormuşuz. İmtiyaz veriyormuşuz yani. Şunu bir yavaşlayalım da. Çünkü 3. vites sıkıntı. Adam da 50 ile gidiyor. Abicim sen otomobille gidiyorsun yani. 50'si bas işte be. Bas. Ne 50'si, 60'ı 70'i. Biz koskoca çekiciyle basıyoruz, hızlı gitmeye çalışıyoruz. Sen de bas. Kilometre gider bu araç. Bulacağım, bulacağım. Dinlenmek için park yeri bulacağım. Bana ceza da kestireceğim biliyorum. Ama yapacak bir şey yok abisi. Yapacak bir şey yok. 90 bak kaç? 69 kilometre. Ben böyle hızlı gitmesem. O da saat kaç geçe teslimatı yaparız? 7.15 değil de. %30-140 gider sanki ya bu araba. 120-130'u görse iyidir. 130'u görse güzel. 25 tonla arkada böyle. Ya az da değil abi, 25 tonla böyle 130'da 140'ta gidiyorsun, düşünsene. Az kaldı, 39 kilometre. Altıncı viteste. Evet, şimdi bir tık yavaşlamam lazım. Hemen retarderi de desteği alalım. Yavaşlayalım hemen. Retarder desteği de aç, retarderi de. Şuradan bir sağa doğru dönüşüm var abi. Dönüşlerde yavaşlamak lazım. Hızlı bu dönüşe girersem çıkamam. Retarderı ben açıkçası seviyorum, retarder mevzusunu. Gerekli. Retarder bize çok gerekli bir şey. Bak o kadar hız yaptık, ceza yemedik. Uykusuzluktan ceza kesti bize ya. Lan uçtum uçtum. Uçtum yani. Hızla nasıl ceza kesilmez? Çekiciyle uçtum yani, resmen DAF'la uçtuk. Geldik sayıda zaten, şurada farmaya ne kaldı? Ha, yine bir karte. Abisi yeter artık ya, şu karteden marteden. Bıktık be. Vallahi billahi bıktık ya. Şöyle şu koridora gireyim de. Güzel. 23 lira ücretimizi ödedik. Yolumuza devam edebiliriz. Hadi abisi.
Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Oo, sen onu kaldırana kadar. Araç zaten uçtu yani, gitti. Evet arkadaşlar, şu teslimatımı yapıyorum güzelce şimdi. Parmaya da geldim. Bakayım bir buralarda şey var mı? Çekici galerisi, bir Mercedes çekici galerisi bulabilsem. Efsane güzel olacak ama. Efsane güzel olacak. Hemen attıralım, bir vites düşürtelim. Şöyle bir sağ dönüşüm var. Bak, bayağı da mesafe varmış bu arada. Döneceğim, döneceğim. Ha, ileride solda. Evet arkadaşlar, teslimat noktasına geldik sayılır. Aynen öyle, bence de değdi. Hemen şu teslimatı bırakalım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Dediğim gibi, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.